Merhabalar, ben Yavuz. Ben Sinan. Teknoloji dünyasıyla ilgili her türlü konuda sizlere destek olmaya devam ediyoruz. Sinan'la beraber Oppo Reno 3 Pro'ya bakıyoruz bu videomuzda aslında. Hemen sözü sana bırakıyorum Sinan. Oppo Reno 3 Pro'da 12 GB'lik bir RAM hafızası bulmakta. Ekstradan önemli olan kriterimizde de şu vardır. Her zaman telefon alırken hafıza, hafıza, hafıza derler. Hafızada baktığımızda 256 GB'lık bir dahili hafıza veriyor. Tabii ki ekstradan o yeterli değil diyenler dahi olabiliyor. Ekstradan 1 TB'a kadar da hafıza kartıyla, SD kart dediğimiz kartla da arttırabiliriz. Bu 256 GB'ı neden bu kadar fazla yaptılar diye sorarsak, çünkü kamerası çok iyi. Fotoğraf makinesi gibi birebir her zaman yanınızda kaba şey taşıyamayacağınız için cebinizde tamamen minimal bir fotoğraf makinesi taşıyorsunuz. Oppo Reno 3 Pro'da 48 megapiksellik bir kamera kullanıyor. 3 kameraya bölümlendirildiğinde geniş açı dediğimiz 2.4 diyafram, ikinci kamera dediğimiz orta kamerada 2.2 diyafram ve en önemlisi de birinci kamerasında 1.7 diyafram kullanıyor. Bu diyafram aralıklarında en fazla ışık yoğunluğunu aldığı için net çekimleri 4K'ya yakın bir çekim kalitesinde veriyor. Bu yüzden de anlık anılarınızı, geçmişteki bütün anılarınızı biriktirmek istiyorsanız ya da gelecekteki her şeyi çekmek istiyorsanız 256 GB kısmen yeterli olacak, ama ekstradan arttırabilirsiniz. Oppo Reno 3 Pro'da 6.5 inçlik bir ekran boyutu kullanıyor. AMOLED ekran kullandığı için görüntü kalitesini üst düzeyde veriyor. Ve 2160'a kadar, 1080 ile 2160 piksel yoğunluğuna kadar, bir televizyon pikselli kadar bir yoğunluk veriyor. Televizyon ekran boyutu fazla büyük olduğu için aman bu çok büyük falan denilebilir, ama çektiğiniz fotoğrafların detaylarını görmek istiyorsanız kocaman bir ekran yapısını size sunuyor. Özellik olarak aldınız, tatile gittiniz, bütün gün dışarıdasınız. Fotoğraf çektiniz, video çektiniz, şarjınız yeterli olacak mı? Evet, batarya ömrü yeterli olacak mı? En önemli kriterlerden bir tanesi bizim için. Kesinlikle öyle. Telefon alan müşterimizin çoğunluğu ben powerbank taşımak istemiyorum. Buna da hiçbir şekilde dert etmelerine gerek yok. 4025 mAh'lik bir batarya kullanıyor. Bu bataryada da en az sizi aralıksız, internetsiz 2 gün kadar götürecek. İnternet sınırsız açık olduğunda en az sabahtan akşama kadar bir gün boyunca, yani aralıksız 8-9 saat boyunca götürecek bir batarya yapısına sahip. Şu anki günümüz teknolojisinde batarya arka kapakları açılmadığı için bataryaları çıkartamıyoruz. Bunun da nedeni tamamen şu oluyor: bataryanın ömrünü daha uzun süre götürmek amaçlı kullanılıyor. Ve her zaman telefonun sağlığı için telefonun şarjı %100 olmadan telefonunuzu çıkarmamak gerekiyor. Oppo burada da aslında devreye girmiş. Oppo'nun burada yaptığı teknoloji şudur. Çoğumuz aslında şöyle bir şey yapabiliyoruz. Eve geldiğimizde yorgun olabiliyoruz ve şarjım bitmiş oluyor. Ve sabah tekrar işe gitmemiz için telefonumuzu şarja takmamız gerekiyor. Telefonu şarja bırakıyoruz, sabah uyanana kadar şarjda kalıyor. Batarya şişer, batarya patlar gibi korkunuz olmasın. Oppo çünkü burada devreye girip elektriği şarjı %100 olduktan sonra otomatik elektriği kesen bir Type-C girişi kullandığı için hem hızlı şarjını veriyor size, hem de şarj olduktan sonra elektriği otomatik kesiyor. Bir anlamda da güvenli diyebiliriz bu teknoloji için. Evet, kesinlikle. Bu açıda hem güvenli, hem enerji tasarrufu bir nebze. Çünkü elektriği kestikten sonra en önemlisi, televizyonun bataryasını şişirme yapmıyor telefonla. Bu sürede de telefonun bataryasını ve telefonun ömrünü uzatmış oluyor. Peki bu telefonu aldık. Oyun sevenler ne yapacak peki? Bu telefonla oyun oynayabilirler mi performans tarafına baktığın zaman? Evet, işlemci yapısında da Snapdragon 765 kullanıyor. Ekstradan tabii ki 8 çekirdekli bir ürün. Tabii. 8 çekirdekli Snapdragon 765'li işlemci kullanıyor ve 12 GB'lık bir RAM söz konusu. Bu sayede çok yüksek bir performans sağlıyor. Bu nedenle oyun severler için de birebir en iyi arkadaş olabilir, en iyi ürünü olabilir. İş insanları açısından da işten hiçbir şekilde aksatmayacak. Genelde çekim yapmak isteyenler için 48 megapiksellik kameraya sahip olan bir ürün oluyor. Bu sebeple her yaşa, her kitleye uygun bir ürün üretmiş oluyor. Bir anlamda Oppo Reno 3 Pro'yu alacaklar, üst seviye performansa sahip bir akıllı telefon alacaklar diyebiliriz, değil mi? Kesinlikle öyle, evet. Çok teşekkür ediyorum verdiğin bilgiler için Sinan.